Oyun kurduğundan herkese merhabalar dostlar. Ben Murat. Bugün Steam hakkında kafanızı karıştıran soruları cevaplamak için böyle bir video hazırladım. Öncelikle Steam nedir? Ondan başlayalım. Steam Valve tarafından geliştirilen bir oyun satın oyun demeyeyim. Onun dışında programlar da var. Oyun ve program yazılım satın alınma platformu. Birçok oyun zaten buraya çıkıyor. Sadece EA Sports'un ya da EA Electronic Arts'ın dışındakiler çünkü onlar zaten Origin'de satılıyor. Birçok oyun ve birçok yapım burada yavaş yavaş ürüyor. Yani bir sürü oyun var artık ve çıkışlar da çoğu zaman buraya yapılıyor. Gidip de artık şey yapmaya, gidip de oyunu CD'sini aramaya kalkmıyorsunuz. Direkt buradan indirebiliyorsunuz. Tabii şöyle bir sorun da oluyor. Acaba güvenli mi? Nasıl oyun satın alabilirim? Param gider mi? Parayı verdim, gelmeyebilir mi diye bir sorular var. Sizin onlar için bir yanıtlayalım. Örneğin bir oyun alalım diyelim. P1, Z1'i istiyordum yakın zamanda. Almayı da planlıyordum zaten. Ama umarım iyi bir bilgisayarla alırım bunu. Şu an elimde bunu karşılayacak bir bilgisayar yok ama çok yakın zamanda olacak. Bunu sepete ekle yapalım. Bir oyun almayı gösteriyorum şu an. Onun dışındaki konularda da var zaten. Anlatmaya devam edeceğim. Kendim için satın alıyorum. Buradan istediğiniz ödeme şeklini seçebilirsiniz. Eğer ailenizden korkuyorsanız demeyeyim ya yani aileniz istemiyorsa kendi mobil ödemenizi yapabilirsiniz. Ben gerçekten mobil ödemeyi kullanarak alıyorum bazı oyunları. Ve gerçekten işe yarıyor yani karta hiç gerek olmuyor. Mobil ödeme diyorsunuz direkt buradan. Türkiye'de iş adamı doğruluyorum diyorsunuz. Bu mobil ödeme aldım. Ben genellikle bunu kullanıyorum ve hiçbir şekilde kredi kartına falan ihtiyacınız olmuyor. Hemen halihazırda oyunu satın alabiliyorsunuz buradan. Ben Turkcell olduğum için zaten şey yapabiliyorum. Bu komple ile devam et dediğimiz zaman ödeme için bir yönlendirme gelecek. Açılımı biraz yavaş olacağı için tam olarak yüklenme süresi ve geldi. İletim zamanı 15 dakika diyor. Siz ona bakmayın zaten direkt iletiyor. 23-25 H1Z1 satın alımı sonlandırma dediğimiz zaman benden numara isteyecek. Ben buraya herhangi bir numaraya girdiğim zaman ya da herhangi her neyse kendi numaramı da girdiğim zaman zaten sadece Ava ve Turkcell'de yapıyorsunuz. Ben Turkcell olduğum için yapıyorum dedim tekrardan söyleyeyim. Bir onay mesajı gönderiyor. Bu mesajı onaylı yazdığınız zaman oyunu satın almış oluyorsunuz ve kontrolünüzden kesilmiş oluyor. Ve hani kredi kartını falan da hiç gerek kalmıyor. Artık mobil ödeme çoğu alanda geçerli. Buradan numaranızı yazarsanız ne bileyim 555 kafanıza göre yazarsanız zaten kendi numaranızı da yazmak zorundasınız zaten. İstiyorsanız bir büyüğünüzün numarasını yazıp oyunu satın alabilirsiniz. Bu işlemi zaten ben iptal edeceğim. Böyle bir işlemde kalırsanız da buradan hesap detaylarına gelip böyle bir işlemde kalırsanız çünkü bu işlemde kaldığı zaman nasıl diyeyim burada unutuyor. Bekleyen satın alım görmüş olduğunuz gibi burada bunu iptal etmemiz lazım. Bu işlemi iptal et diyoruz. Evet iptal et diyoruz. Böylece başka bir satın alım yapabiliriz böylece. Çünkü bunu yapmadığımız takdirde kesinlikle bundan çıkamıyoruz. Ve yani daha satın alınmayan ürününüz var diye uyarı veriyor size. Satın alınmadan iki kez ücretlendirilme gibi problemleriniz olsa da zaten buradan Steam desteğe ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında oyunlarınızı buradan indirebilirsiniz. Eğer oyununuz başka bir Steam hesabında ya da başka bir bilgisayarınızda var ise önemli CSGO var tabii ki. CSGO'nun özelliklerine geldiğiniz zaman eğer başka bir bilgisayarda çalışıyorsanız ve dosyanızı hali hazırda varsa USB'nize kopyalayın. Program Files Steam oradan da Steam Apps Common ve oradan da zaten o dosyayı oraya yapıştırırsanız yerel dosyalar dediğiniz zaman oyun embleminin bütününü doğrula dediğiniz zaman bunu gösteriyor ve doğruluyorsunuz ve böylece oyunu oynayabiliyorsunuz. Şu an gereği yok benim için. Çünkü halihazırda zaten bu bilgisayarımda mevcut idi. Ben sildim tekrardan format attığım için. Tekrar yükleyeceğim. Ben de diğer bilgisayardan alıp zaten yapmayı planlıyorum. Şimdilik göstermek için yapmıştım bunu. Onun dışında destek almak isterseniz örneğin bir oyunla satın alımında ya da oyunu sevmediğiniz takdirde topluluk merkezinde görüntüle diyorsunuz. Hatta
pardon. Aynen buradan Steam desteğe zaten yönlendirildik. Steam desteğin ana sayfasına tıklayacağım. Burada benim hangi üründe yardıma ihtiyacım olduğunu söyledi. Sonunda hey bize bir daha kafanızı takmayın. Oyun almadım daha, öyle bir şey yok. Sildim. Benden para gitmiyor zaten. Numaramı bile vermedim. Umduğum gibi değil diyorum. İade talebinde bulunmak istiyorum dedim. Bildiğim kadarıyla benim 8 Haziran'da aldığım için bu oyunu benim iptal gibi bir sürem yok, ama iptal edebiliyor muyum onu bilmiyorum. 30 gün içerisinde iade hakkınızı al diyebiliyorum. Onun dışında varsa da ben bilmiyorum. İade talebinde bulunmak istiyorum deyip bu oyunu geri de verebilirsiniz. Paranızı geri alabilirsiniz beğenmediğiniz takdirde. Böylece başka oyunlarda alabiliyorsunuz. Daha sonra profilinizde bir seviyeniz vardı. Bu seviye rozetlerden kazanılıyor ve seviye bayağı önemli, çünkü bazı insanları eklemek isterseniz seviye lazım. 10. seviyeden itibaren mesela bazı insanlar ekleyemiyor altını. Böyle bir şey yapmak mantıklı, ama bu rozetleri kazanmak gerçekten zor yani. Yazanı rozet diyor. 3. seviye oldum da. Baksanız yani maksimum şuradan mesela aşağı doğru indiğimiz zaman yan taraftaki arkadaşlarımın seviyesini görebilirsiniz. Gerçekten seviyeyi atlamak çok uzun sürüyor. Bu yüzden etkinlikleri kaçırmamanızı tavsiye ederim. Benim profil hesabım da budur. Theodoric DV. Bu isimle kullanıyorum ben. Profil resmim de budur. Ararsanız böyle bulabilirsiniz beni. Söylemek istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Yani Steam hakkında birkaç tane soruyu yanıtlayayım dedim. Çünkü ben ilk başta Steam'e girdiğim zaman gerçekten çok korkuyordum. Acaba param gider mi? Kaybolur mu? Aman ben annene kredi kartı alamam. Aman ben şunu yapamam. Acaba mobil ödemesi var mı? Nasıl bir yer? İndirimler oluyor mu? Ha, indirimlerden de bahsedeyim. En son Steam yaz indirimleri vardı. Oradan bayağı güzel indirimler olmuştu. Hatta çoğu şey inmişti. Popüler yeni çıkanları istemiyorum ben tabii ki de. Ben şu aşağıda özel fırsatlar da vardır. Arma 3 mesela 62 liraya düşmüş, ki bayağı uygununa düşüyor. Arma 3 güzel bir oyundur. Tavsiye ederim. Tomb Raider var Collection. Şu %80 düşmüş. Acayip bir şekilde indirimde şu an. Buradan dikkatli incelerseniz zaten oyun alırsınız. Bu arada 149 lira olmuş GTA. Onu da görmedim. Saymayın. Tabii bu indirim olayınız, mesela ben GTA almak istesem 60 GB indirme şeyiniz var. Kotayı aşmamanız gerekiyor tabii, kotayı aşmamak da size bağlı. Ben bu tip, mesela size tavsiyem, bu tip GTA gibi oyunlar 60 GB'lık büyük yüksek bir şeyi varsa, indirme boyutu varsa ve internetiniz de çok yavaş ise kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bunu gidin bir mağazadan almanız daha uygun olur. Çünkü 60 GB'ı çok uzun zaman deneyebilirsiniz, ki ben de zaten yeni bilgisayarı aldığım zaman böyle yapmayı planlıyorum. Onun dışında zaten başka söyleyecek bir şey yok. Umarım tüm sorularınızı yanıtlamış olurum bu videoyla. Dediğim gibi Theodoric DV benim profil ismim. Beni ekleyebilirsiniz. Bazı yeni oyunlar almayı planlıyorum. Onun dışındaki elimde mevcut olan oyunlarda online oynamak isterseniz eklerim tabii ki de. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer sorularınız Steam ile ilgili hala sorularınız var ise yorumlara yazarak bir yanıtlama için ben zaten oradan yardımcı olurum. Videolara yorumlarınızı atarsanız biz yardımcı olmaya çalışacağız. Onun dışında öbür taraftan Tarık yeni serilerde devam ediyorum. Mert'in birkaç tane sorunu var. O da mobil oyunlarda yönelmek istiyor. O yüzden yakın ondan da videolar gelecek. Bu yüzden ya da ölmedik videolara yazmışlar. Bu arkadaşlar nerede, Mert'le Murat diye. Biz buradayız, daha yaşıyoruz, merak etmeyin. Duyduğunuzda da söylemiştim. Geçenki video içinde özür diliyorum herkesten. Çünkü bir kayıt problemim vardı. Onu hala çözmeye çalışıyorum. Ama şu an iyi bir kayıt aldım. Böyle devam etmesini umuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Lütfen videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın diyorum. Keyifle kalın.